Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD'den Rus ve Çinli dahil 130 şirkete yaptırım. Amerika Birleşik Devletleri işgalci Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya, Çin, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 130 şirkete yaptırım uyguladı. ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı topyekün işgal girişiminde yaptırımları aşmaya çalışan 12 Rus şirketi ve 1 Özbek şirketi ve çok sayıda Çinli şirkete yaptırım uyguladı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın 2 Kasım 2023 tarihinde bildirdiğine göre, aralarında Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu devletlerden 130 firma ve iş insanını da yaptırım listesine aldığını açıkladı. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından uygulanan yaptırımlar, işgal alanında ihtiyaç duyulan ekipmanın tedarikinde Rusya'ya yardım ettiği iddia edilen tedarikçi ve nakliyeciler gibi üçüncü taraf firmalar ve kişileri hedef alıyor. Yaptırım uygulanan bu şirketlerin insansız hava araçlarının alım, üretim ve satışıyla uğraştığı belirtiliyor. Yaptırım listesine alınan Çin merkezli firmaların ismi belirtilmezken, havacılık ekipmaları, veri alım makinelerini tedarik ve sevk ettiği iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri merkezli firmanın yaptırım listesinde olan Rusya merkezli şirketlere gönderilen Rus rublisini ABD dolarına çevirme konusunda rol oynaması gerekçe gösterildi. Özbekistan'daki elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve bunlara ait yedek parçaların toptan ticareti yapan şirket ABD'nin yaptırım listesine dahil edildi. Çin, İslam dünyasını içten fethetmek istiyor. Doğu Türkistan'ı adeta turizm cenneti olarak tanıtan Çin mezalimi, uluslararası toplumu kandırmak, algısını değiştirmek ve sahte propagandalarına alet etmek için bütün imkanları kullanarak fırsatı çeviriyor. Son aylarda Batı, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve de Asya ülkelerinden özenle seçilmiş diplomat, gazeteci ve din adamları kısvesi altında ziyaretçileri Doğu Türkistan'da kurgulanan gezi organizasyonlarına davet ederek bölgedeki sistematik soykırım suçunu örtbas etmeye ve yalanlamaya çalışıyor. 1 Kasım 2023 tarihinde merkezi şehir Ürümçi'de sözde Şinjiang Uygur Özerk Bölgesi Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri, Bölge Valisi Ma Xingrui ve Kukla Başkan Erkin Tunyaz, İlzat Ahmetcan ve dini propaganda aracı olmaktan başka vasfı olmayan sözde Şinjiang İslam Enstitüsü Müdürü Abdurakip Tömürniyaz ve Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili yetkililer, Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden bir grup dini cemaat liderlerini ve medya temsilcilerini ağırladı. Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı'na göre karşılama etkinliğinde konuşan soykırım suçlusu Çin Komünist Partisi Sekreteri Bölge Valisi Ma, bölgedeki baskıyı aklayarak bütün etnik kökenlerin sorunlarını doğru bir şekilde çözerek Çin lideri Xi Jinping'in önderliğinde dini sosyalist topluma uyarlamada büyük Çin ulusunun birliğini, dolayısıyla insan haklarını Çin yasalarıyla garanti altına aldık şeklinde klişeleşmiş yalanlarıyla din adamlarını kandırmaya çalıştı. Bazı batılı ülkelerin kongrelerinde çeşitli karar ve kanunlar çıkararak sözde Xinjiang'la ilgili konularda yalanlar uydurup Çin'in kalkınmasını durdurmaya çalışıyor diyen rejim yetkilisi, bölgedeki dini baskı ve keyfi tutuklama, toplama kampı ve benzeri sistematik soykırım suçlarını örtbas etmeye çalıştı. Ziyaret boyunca Çin'in Uygur Müslümanları durmadan aşırıcı, radikal dinci olarak tanıtmasından etkilenen, Çin propagandalarına tamamen inanan ve Çin'in propaganda aracına dönüşen Cezayir ve Kuveytli yetkililer adeta Çin ağzıyla açıklamalarda bulunarak şiddet ve terör, millet, din, dil ayrıt etmeyeceğini, terörizmin bütün ülkelerin ortak sorunu olduğunu, bölgedeki sözde terörle mücadele tedbirlerinde elde ettiği başarılar dolayısıyla Çin'i tebrik ederek Çin'e yaranma çabası içerisine girdi. Ayrıca bu ziyaret kapsamında
terör ve aşırıcılıkla mücadele, dini ve medya alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi, ülkeler arasında kültür alışverişi, ekonomi ve kalkınma konularında birlikte çalışmayı umduklarını dile getirdi. Ziyaretçiler arasında Suriye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Fas ve diğer halkı Müslüman olan ülkelerden temsilciler yer aldı. Çin'in Pasifik'te artan etkisi endişe yarattı. Çin'in yabancı ülkelere yönelik sahte propaganda çalışmaları, Güney Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerinde güçlü bir şekilde genişliyor. Amerika'nın Sesi Vivo'ya göre ABD'li yetkililer geçtiğimiz günlerde Çin'in bölgede artan etkisine karşı Güney Pasifik'teki ada ülkeleriyle istihbarat işbirliğini genişleteceklerini duyurdu. Uzmanlar bu hamlenin Çin'in bölgesel medya üzerindeki artan etkisine bir tepki olduğunu savunurken, halihazırda Çin'in sert ve yumuşak gücünü birleştirerek bölge ülkelerinde olumlu stratejiler izlemek suretiyle sızmaya çalıştığını, sonuç olarak başarılı olurlarsa Güney Çin Denizi'ndeki mevcut konjektörün değişebileceğini değerlendirdi. Ayrıca geçtiğimiz ayın sonlarında bir Pasifik ada ülkesi olan Fiji, Birleşmiş Milletler'de Çin'e Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Müslümanlara yönelik zulmünü durdurmaya çağıran ortak bir bildiriyi imzalamıştı. Bildirinin ardından birkaç gün sonra Uygurlara verdiği desteği geri çekmek istemesi, Çin'in bölgede artan etkisinin bariz göstergesidir. Gözlemciler Çin rejiminin Güney Pasifik'teki etkisinin siyaset ve ekonomik konularda sınırlı kalmayacağı, son dönemlerde özellikle de yerel medya kuruluşlarına da yayılmaya başladığını, Çin rejiminin küresel gündemi Ukrayna ve Filistin işgali konuları sarsarken Doğu Türkistan meselesini daha kundakta boğarak yok etmeye çalıştığını kaydetti. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet.